Allah'ın rüzgardan düşmez umarım. Hemen başlıyorum. Deli gibi rüzgar başlandı ve biraz korkuyorum açıkçası. Bu videoyu aslında herkese merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar falan diye başlamak istiyorum. Ama her ne kadar böyle merhaba falan yapsam da bana böyle deli gibi de samimi gelmediği için bu videoyla artık karar veriyorum. Hiç bilmiyorum her videoya nasıl başlayacağım ama içimden nasıl geliyorsa öyle başlayacağım. Bunun kararını aldım. Arkam harika, müthiş bir yaz günü. Yani böyle bir manzarayı görünce sizinle zaten paylaşmak istediğim bir konu vardı. Direkt onu burada paylaşmak istedim ve pembe en sevdiğim renk konuyla alakasız olarak ama konuyla alakasız şeyleri getirmeyi çok seviyorum. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu benzemez kimse sana. Bu ne demek? Özellikle biz kadınlar büyürken ailelerimiz tarafından, belki arkadaşlarımıza kendimizi kıyaslayarak, annemiz, babamız, belki o da bizi kıyaslıyor olabilir ama ablalarımız varsa ablalarımız, kardeşlerimiz, hep böyle bir yarış içine giriyoruz ve özellikle bunun baskısı toplumda da çok görülüyor. Ben hatırlıyorum, ben ilkokuldayken, ortaokuldayken işte belli dergiler vardı, özellikle Blue Jean, Cosmo Girl ve birkaç yabancı dergi de alıyordum nedense bilmiyorum. Onlarda da hep böyle kendimi birileriyle kıyaslarken buluyordum. Kendimizi neden hep başkalarıyla kıyaslama gereği duyuyoruz? Neden artık kendimizle, o olduğumuz halimizle fiziksel, duygusal ve hatta ruhsal barışmıyoruz? Neden bunu istemiyoruz? Ya da belki bunu istiyoruz da neden yapmıyoruz ya da yapamıyoruz? Ben bunu öncelikle kadınlarla ve sonra tabii ki erkeklerle de paylaşmak istiyorum. Ama kendim bir kadın olduğum için bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Size bir itirafta bulunacağım. Ben ortaokuldayken hayatımın 3-4 senesini anoreksi olarak geçirdim. Ve anoreksi ve bulimia bilenleriniz zaten bilir. Umarım tabii hiçbiriniz böyle bir durumu yaşamazsınız. Bu psikolojik bir rahatsızlık aslında ama fizyolojik bedeninize de etkisi var. Bunun tek bir sebebi vardı. Ortaokuldayken annem beni hep bir arkadaşımla kıyaslıyordu. Ve ben de hep kendimi yetersiz görüyordum. Ben hiç onun kadar uzun olamazdım, güzel olamazdım. Ya da işte o esmerdi, ben esmer değildim. Esmer daha güzeldi, ben öyle olamazdım. Saçlarımı mı boyamalıydım? Ya da konuşma şeklimi mi değiştirmeliydim, ne yapmalıydım? Hep böyle bir yarış halindeydim. Hep yetersiz hissettim bir yerde. Bu bende anoreksi olarak çıktı. Ve bugün özellikle bu sorunları, bu iki durumu yaşayan arkadaşlarımı, insanları çok iyi anlıyorum. Ve kesinlikle bir destek almanızı öneriyorum. Çünkü destek almadan kurtulması çok kolay bir psikolojik durum değil diyeyim. Ayrıca buna eğer ki dilerseniz başka videolarda da değinirim. Ama bu videonun konusu sizin eşsiz olduğunuzu size elimden geldiğince anlatmak istiyorum. Evet, eşsizsiniz. Evet, sizin size özel, hiçbir şekilde başkalarında olmayan çok harika özellikleriniz var. Bu fizyolojik, yani fiziksel olarak bakarsanız belki saçınızın rengi, belki o harika gülüşünüz, belki ses tonunuz, belki ellerinizi kullanış tarzınız, belki giyim kuşamınız, kıyafetiniz, belki göğüsleriniz, poponuz, cildiniz, bilmiyorum ne ama muhakkak şunu biliyorum, harika fiziksel özellikleriniz var ve aynı zamanda harika kişilik özellikleriniz de var. Şimdi toplum bizi yetersiz hissettirmeye çalışıyor. Bu net. Ben de diyorum ki size gücü kendi elinize alın. Toplum ve annelerimiz, babalarımız, ailemiz de bunu bilerek ya da kötü niyetle asla yapmıyor ama onlar da bunu öğrenmiş oluyor. Mesela özellikle reklamlarda bunu hatırlarsınız. Bir şeyi almanız için ondan yoksun bırakırlar sizi. İşte bu tişörtü almanız gerekiyor çünkü bu tişört size o özgüveni verir. Özgüven eşittir tişört. Kafanızın böyle bunu algılamasına yönelik mesajlar veriliyor. Aslında toplum böyle çalışıyor. Bu şekilde biz zehirleniyoruz. Bunun tek bir amacı var, kendimizi yetersiz hissetmek. Bu tişörtü alırsam, ben İrem gibi olursam, Ayşe gibi olursam, yok Serenay gibi olursam, işte Victoria's Secret modellerinden Candice gibi olursam, evet o zaman güzel olurum, evet o zaman her şeyi yapabilirim, buna inandırılıyoruz. Her gün aynada kendinize bakın, çırılçıplak kalın. Bakın kendinize ve kendinizle bu anlamda barışın. Sizde çok özel olan, çok güzel olan özellikler var. Ve neyse, mesela bacaklarım çok güzel, bacaklarınızı beğeniyorsanız buna odaklanın. Ve ne zaman ki kendinizi yetersiz hissediyorsunuz, tamam, böyle ama benim de bacaklarım çok güzel. Ben mesela fiziksel olarak en büyük eksikliğim diyeyim ya da en çok olmasını istediğim şeylerden biri boyumun daha uzun olmasıydı. Ben 1.62'yim ve
bir 75 olmayı mesela çok isterdim. Bu da herhalde o ortaokul yıllarından, o arkadaşımın hani uzun olmasından dolayı kaynaklanıyor, bilmiyorum. Ama hep böyle şeydir bende, mesela uzun birini gördüğümde o uzun işte, bak ben değilim falan, böyle bir iç sesim konuşmaya başlar. Ve bir şekilde kendimi yetersiz hissedebilirim. Ve başkalarıyla da ister istemez, özellikle büyürken ve hala da bazen yapıyorum, kendimi kıyaslıyor olarak görüyorum, buluyorum. Ama kıyas aslında büyük bir zehir. Çünkü kıyas bizim kendi gücümüzü, o eşsiz varlığımızı diyeyim, o eşsiz bir tanecikliğimizi elimizden alan bir şey. Ve ne zaman ki bunu görüyorsunuz kendinizde, cildim ne kadar güzel, ben ne kadar güzel gülümsüyorum, benim ne kadar güzel bir ses tonum var. Neyse, bunları bilin ve bundan şaşmayın. Benim çok güzel bir gülümsemem var, nokta. Serenay'ın işte ne güzel poz veriyor, çok takipçisi var. Kız ne giyse yakışıyor zaten, ben asla öyle olmam. Benim baksana 5 yıldır veremediğim kilolarım var. Belki doğum yaptınız, zaten doğumdan sonra saldım gitti. O kaç tane doğursa da aynı oluyor. Bunlar sadece sizin gördükleriniz. O kişinin iç dünyasında neler dönüyor bu arada, onları da bilmiyorsunuz. Ama önemli olan bu da değil. Fiziksel olarak birincisi, bu gücü elinize alın. Neyse sizin kendinizde beğendiğiniz, 3 şey bulun kendinize. Çok güzel gülümsüyorum, harika bir vücut yapım var ve cildim çok sıkı. Önemli değil. Neyse, ve bu 3 özelliğinize, sizin kendinizde bulduğunuz 3 eşsiz güzelliğinize odaklanın. Sonra duygusal kişilik kısmı giriyor. İşte atıyorum, çok çabuk sinirleniyor olabilirsiniz. Başka insanlar görüyorsunuz ya da arkadaşlarınız ya da ünlülerden. O çok neşeli her zaman ya da o her zaman espri yapıyor. Ve siz diyorsunuz ki ben bu kadar komik olamam. Ben onun gibi olamam. O öyle, ben böyleyim. Tabii bunun bir de diğer tarafı var. Özgüvenliyseniz ne âlâ. Bazen o kadar yetersiz ve karşı tarafla kıyaslar halde buluyoruz ki kendimizi. Bundan dolayı aslında özgüvensiziz ama özgüvenliymişiz gibi davranıyoruz. Mesela o çok esprili, ben hiçbir zaman espri yapamayacağımı düşünüyorum ya da buna inandırmışım kendimi. Ama deli gibi espri yapmaya çalışıyorum, zorluyorum. Bırakın aslında. Siz belki espri yapmakla alakalı harika olmayabilirsiniz. Sizin espri gücünüz, espri anlayışınız ya da o yeteneğiniz çok gelişmemiş olabilir. Ama belki sizin de güçlü yanınız olayları çok güzel anlatmak. İnsanları etrafınızda sadece olmanızla, yani orada var olarak toplamanız. Çok güzel gülüşünüz. İşinizle ilgili bir şeyleri iyi anlatmanız. Neyse neyse, önemli değil. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Benzemez kimse sana. Senin kendinde sadece seni sen yapan özelliklerin var ve bunları bul, bunlara odaklan. Ben kendimden örnek vereceğim, bu da bir alıştırma olsun. Dediğim gibi benim hani boyumla alakalıydı ve ben bu noktada ah yaşasın benim boyum harika diyemiyorum ve hiçbir zaman belki de diyemeyeceğim. Ama bunu ancak kabullenebilirim. Bazı şeyleri %100 sevinçle karşılamayabiliriz, boyumun 1.62 olması, ama bunu kabullenebilirim ve bu halimi harika gören insanlar da var ki zaten evet kısa boylu değilim. Ama işte o küçüklükten kalan şeyler tırmalıyor burada. Şimdi bu fiziksel boyutu. Ben şunu diyorum, çok güzel gözlerim var, çok güzel gülümsüyorum ve ses tonumu çok beğeniyorum. Benim 3 kendimde beğendiğim özelliğim bu, bana göre nokta. Siz de size göre olan fiziksel özelliklerinizi bulun. Şimdi diğer kişilik özelliklerimize geliyorum. Ben yine kendimden örnek vereceğim. Mesela olumsuz olarak ele alırsam çok tez canlıyım. Her şeyin her an olmasını istiyorum. Ve özellikle böyle sabırlı insanları görünce imreniyorum. Bu çok harika bir şey. Çünkü imrendiğim için onun bende de olmasını istiyorum. Ama bir insanı o zaten öyle ve ben asla böyle olamam diye düşündüğünüzde, bu loop'a diyeyim girdiğinizde, işte burada kıyas başlıyor. Mesela ben hiçbir zaman çok sakin bir insan, yani bu anlamda olaylar karşısında olamayabilirim. Çünkü hemen böyle öyle mi falan diye çok canlı olabiliyorum. Ama ne diyebilirim? Çok eğlenceli biriyim. Çok sevgi doluyum. Ve eşsiz bir anlatım tarzım var. Şimdi bu benim kendimde sevdiğim 3 özellik. Siz de bunları bulun. Bırakın o modeller, özellikle biz kadınlar o modellere benzetilmeye, bir kalıba sığdırılmaya çalışıyoruz. Bundan çıkın, bundan özgürleşin. Siz kendinizdeki o güzel, o harika özellikleri zaten bulduğunuzda vay be diyeceksiniz, süperim. Bu hiçbir şekilde böyle narsist bir yaklaşım değil. Siz sizi bileceksiniz. Siz kendi gücünüzü bileceksiniz. Ayşe'yseniz kalkıp da Aslı olmaya çalışmayacaksınız. Aslı'nın da o özellikleri harika. Zaten bu dünyada herkes birbirine benzeseydi, herkes işte bir Cizel olsaydı, bir kendisi olsaydı, ne bileyim bir Cem Yılmaz olsaydı, hayat sizce çok renkli, çok harika mı olurdu? Çok sıkıcı olurdu.
Bu arada tabii şunları da yapabilirsiniz. Hani fiziksel ve kişilik özelliklerinize, duygusal şeylere yöneldim ama mesela çok spor yapıyorum. Bravo bana. Mesela çok iyi bir tenisle ilgilisiniz ve takip ettiğiniz bir tenisçi var. Asla onun gibi olamam diyorsunuz ve yine bir kıyasa düştünüz. O harika bir tenisçi ve kendimi onu örnek alıyorum. Ben de benim. Benim işte backhand'im, forehand'im çok iyi. Süpersin. Bunu diyeyim. Olay bu. Bebek adımları. Baby steps deniyor. Yani bebek adımları atmadan, ya zaten bir atılım yapmadan hayat size gelmiyor. Buna emin olun. Ve ben de diyorum ki bakış açınızı, algınızı, özellikle kendinize karşı algınızı değiştirin. Şunu unutmayın. Gerçekten ama gerçekten altını çizerek gerçekten benzemez kimse sana. Erkeklerle ilgili şunu söyleyeceğim. Türk toplumuyla alakalı ve erkekler çocukluklarından beri duygularını ifade edememeleri için yönlendiriyorlar. İşte erkek çocuk ağlamaz. Erkek güçlüdür. Duygularını göstermez falan. Ve son dönemlerde özellikle benim çok dikkat ettiğim bir şey var. Galiba yani bu benim bir tezim. Ne kadar duygularından kopuyorsa erkekler o kadar şişmeye başladı. Yani o güçlerini aslında o duyguları da bir güç. Bunu o kadar bastırıyorlar ki bu bedenlerinde böyle Hulk gibi ortaya çıkıyor. Erkekler bırakın, siz de kendiniz olun. Herkesin, buna başka videoda değineceğim, dişil, eril enerjileri var. Erkek ya da kadın fark etmez. Bu dengeyi sağlamak önemli. Sizin de duygularınız var, siz de insansınız. O yüzden lütfen buna özen gösterin. Ağlamak içinizden geliyorsa ağlayın, siz olun. Ve kimsenin size benzemediğini bilin. Siz eşsizsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman böyle videolardan haberiniz olur. Hatta o bildirim zilini de açarsanız çok güzel olur ki size de bildirimler gelir. Ayrıca pazartesi ve cumaları saat 6'da video yayınlıyorum. Pazartesi kesin. Cuma günleri bir istisna olursa koymuyorum. Bilginiz olsun. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten her birinizin varlığı benim için çok şey ifade ediyor. Sizinle paylaşmaya can atıyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın ve umarım bu kadar güzel manzaralarla hayatınızın her istediğiniz anında karşılaşırsınız. Ben yüzeceğim birazdan. Size de bol yüzmeli, harika deniz tuzu bir yaz diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.